Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar elimizde bulunan 11 tane R5'in yanına 12. R5'imiz gelecek. Ama demiştim seviye yükseltme için arkadaşlar bekliyorum ki seviye yükseltme gelsin. Bu şekilde güzel bir şey olur. En azından 3-5 kredi daha toplarız, Allah bereket versin. Şurada 2958 kredim var. 3000 kredim olduğu zaman onu daha harcamayı düşünüyorum. Şuradaki mükemmel teklifi alacağım. 21.000 parça T5'i almak için arkadaşlar bekliyorum. Yani 3-5 kredi Allah bereket versin ki birazdan, yani bugün tamamlarım diye tahmin ediyorum, akşam arana başlamadan önce arkadaşlar. Stoklarıma bir bakayım bu esnada. Şimdi T5'lerim arkadaşlar 3 tane var ama 4.sü gelmişti. İşte o 21.000 alınca muhteşem olacak bir kere. Efsane olacak. 4. T5'te gelecek. Yani 12 değil artık 13. T5'i de atmak için Alfa 2 bekleyeceğim. Peki Alfa 2'lerin durumu ne? Alfa 2'lere baktığımda arkadaşlar 6 tane var. Yani şimdi kullanacağız. Bir tane daha 6 olduğunda arkadaşlar 1E5 daha atabileceğiz. Alfa bildirimimiz var. T4 zaten istemiyor arkadaşlar. Bu sebeple sıkıntı yok. İlk olarak bir R5'lerimize bakalım abi. Kimler vardı R5'lerimiz? 11 tane arkadaşlar. İlk zamanlar yaptığım ilk Doctor Who'du, Given Pool falandı arkadaşlar. Tabi sonra Chorus Clay girince hakikaten oyun şekli değişti. Archangel müthiş yardımcı oldu. Quake aynı şekilde. Tabi daha sonra bir şeyler daha öğrendim. Ne öğrendim? Prestige'in çok önemli olduğunu öğrendim arkadaşlar. Prestige çok önemli olduğunu öğrendim. Ve Prestige'e dönmeye başladım. Thor Ragnarok attım arkadaşlar. İlk Prestige kartı olarak Thor Ragnarok attım. Daha sonra tabi Sunspot'larım geldi. İşte Warlock'u aldık Arena'dan. Tabi bunları biz hep Arena'dan aldık. Yani öyle kredi açıp da şansa mansa değil yani arkadaşlar. Hiç öyle bir şansımız gülmedi. Gerçi Corvus Clay var bir tek gülen. O da güzeldi. Neyse. Tabi Namor attım. Kopyasız ama attım. Çünkü sonuçta prestij kartı arkadaşlar. Ve ileride güzel bir prestij sahip olacak. Şöyle bir baktığımda şu anda prestijlerim Corvus, Givenpool, Thor Ragnarok, Doctor Who ve Sunspot'un oluşuyor. Ama yakın zamanda zaten Sunspot, evet, Namor değil. Namor ve Warlock yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Bu sefer de bir prestij karakterine daha R5 basacağım arkadaşlar. Bir tane daha prestij karakterine basacağım. Kime bakacağım? Elimde şu anda prestij karakter olarak 3 tane karakter var. Bir tanesi Gece Maymunu. Gece Maymunu hakikaten çok leziz. Oyunda 5. en iyi prestij sahibi arkadaşlar. 10.639. Prestij çok önemli abi. Prestij'e vurgu yapacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hesap satın alırken, karakter yükseltirken hep buna bakacağız. Gece Maymunu var. Anka kuşu var 3. sırada arkadaşlar, 10.648 ile 3. sırada. Bir de Clairvoyant var 8. sırada, 10.624. Bunlar arkadaşlar bizim prestijlerimiz. Ama tabii ki ben Anka kuşuna basacağım arkadaşlar. Önce bir cevher uyandırma kullanacağım. Çat, Anka kuşu nerede? Buraları çıktı. Ve şimdi R5 atacağım. Ah be, şu ödüllerin, şunların güzelliğine bak be. Allah billah ya. Şimdi önce bir altının ne kadar? 3.171.539 altının var. Bakalım ne kadar altın gidecek. Bir 542.000 harcadık. Ve bağlantı hatası bizi karşılıyor. Evet arkadaşlar. 12. R5'imi atıyorum. Vay be abi. Instagram'da bir fotoğraf paylaştım arkadaşlar. Hesabımın eski hali, 500K olduğu hali var. Bir de şimdiki hali var. Abi arada dünya fark var be. Vallahi dünya fark var be. Neyse. Gidelim şu izolarımıza bir bakalım. İzolarımızın süresi ne kadar var bitmesine? Bayağı var. Biz bir kozmik basalım abi buradan. Kozmiklerle yükseltelim. Aran özetim bak, 33 özetim kaldı. Ne kastıysam artık bu kadar bunlarca. Tamam, güzel. Biraz daha yükselttik. R5'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Vallahi. Ellerimizde, hepimizin elinde büyüyor arkadaşlar. Hesap hepimizin elinde büyüyor ya. Vallahi billahi ya. Gel bakalım abi. Bir daha bas. 43 seviyeye çıkardık. Hadi bakalım, 65'e çok bir şey kalmadı. Bir daha gel. Kozmik al abi. Kozmik var mı daha? Bolca vardır herhalde. Biz orada çok şükür bir sıkıntımız yok. Altınlarda yaşıyoruz bazen. E o da yani, ok çok fazla yükseltiyorum. Normaldir abi. O normaldir. Bağlantı hatasını kesmeyecek misin artık? Keşke kessen. Yine bakıma makıma yakalanmasa, geçenki video çeker gibi. Video çekerken nasıl yakalandım ama. hadi acı. Yapabilirsin, ben sana güveniyorum. Şöyle bir masaüstü yap. Tekrar gel.
Hadi hacı. Lan sen bu işi yaparsın be. Sen becerirsin bu işi be. Akademi müziğin sesini de azıcık kıstım. Hadi oğlum. Kapat tekrar aç mı diyorsun? Öyle yapalım, ne yapalım? Kapatıp tekrar açalım. Ne seviye yükseltirken de bu çok oluyor ya. 1,5 aydır oluyor abi. Geçenki güncellemeden beri oluyor bu. Yani şu güzelim oyundan tam zevk alacağız. Kafam diyor ki bir dakika kardeş diyor. Ben de oyun içerisinde bir şey yapayım diye bizi çiğneyim diyor. Sen zevk alma kardeşim diyor. Neyse ya prestij artık karakterlerini oturttum arkadaşlar. Prestij karakterlerim hazır. Artık bundan sonra özgün taşları gelecek. Daha bundan sonra 5 yıldızlar için çok ekstrem bir süper prestij karakteri gelmediği sürece daha yukarı bilmiyorum. Bakarız daha bundan sonra artık istediğim karakterlere yükseldi. Hadi abi açıl artık oyun. Neyse prestijlerimiz tamam. En azından karakterlerimiz tamam. Bundan sonra artık yüksel babam yüksel. Artık bolca bize özgünlük taşları lazım. Hocam oyunu mahvettiniz ya. Vallahi mahvettiniz. Android'le girsem bu kadar yavaş girmez ya. Oh, almış değiliz olarak ha kurnaz. Bir daha yükselt. 48'e kadar yükseltti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Var mı daha kozmik? Gel bakayım. O kozmikler de bitmek üzere. 1 milyon altına yaklaştık abi. 1 milyon altına yaklaştık. Neyse vallahi bütün kozmikleri de çürüttük. Hadi bakalım hayırlı olsun. Tamam artık geri kalanını sıradan basabilirim. Hepsi 5000'lik. Bas babacım bas. Ve sonunda Anka kuşumuzda R5 arkadaşlar 14.549 savaş gücüne sahip. Şöyle bir baktığımda 5 yıldız maksadığımızda arkadaşlar Anka kuşumuzda burada eşya kullanalım biraz da. Şimdi 48 tane özgünlük taşı var abi. Ah keşke 148 olaydı. 48'inde kullanıyorum ve 49 kopya çıkartıyorum. Hemen prestij tabloma bakıyorum. 49 kopyadayken arkadaşlar Anka kuşu 9.121 prestije sahip oluyor şimdilik. Anka nerede? Oha, sunspot'un da üstüne çıktı. Puanı kes. Tabii sunspot'un prestiji şu anda daha yüksek kopya sayısından dolayı arkadaşlar. Artık Anka kuşunu bir test ederiz. O kadar R5 attık. Bakalım hiddetleri kaç veriyormuş? Hiddet 280 az veriyormuş neyse. Hadi gidelim bakalım bir Anka kuşu testi yapalım arkadaşlar. Tabii ki kobay faremiz kaş göz askerine gidiyoruz. Anka kuşunu al yanında kayda değerli bir prestij şey yok sinerjisi yok. O zaman yanına biz saldırı sinerjisi koyalım. Gel böyle güzel. Sen de gel. Bakalım Anka kuşu R5'ken neler vuracak. Tamam ya prestij baya baya. Karakterlerimiz hazır. Bundan sonrası hayırlısı. Anka kuşunun saldırı gücü 4000 arkadaşlar. Hadi bakalım N3 ile kaç vuracak. Normal vuruşlar kaç vuracak. Çat bir tane ağır saldırı yeter uzun dövüşlerde. Binleri görmeye başladık. 5300'leri görmeye başladık. On hiddet varken arkadaşlar L3 atıyorum. Yani bir nevi Anka kuşuyla normal oynayıp L3 atarsak kaç vururuz? Ona bakmış da olabiliriz aslında.
%78'ini almış toplamda. Yani takriben bir 100K'nın üstünde hasar vermiş oldu abi. 100K'nın üstünde de güzel hasar vermiş yani. Sadece bir kere ağır saldırı yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. O kendisi yavaş yavaş topluyor dedi. Yani ben L3 atana kadar en azından topluyor. Ah 11 gelir diye düşündüm ama gelmedi. Neyse sağlık olsun. Güzel dövüyor ve oynaması da basit aslında. Ama tabii ki en büyük esprisi abi prestiji. Yarısını boş ver. Artık kopya olduğuna göre ölümsüzlüğü de var. Allah bereket versin. Dediğim gibi tekte bırakmamın sebebi arkadaşlar L3'ümü doldurana kadar hiddetimde denk gelsin diye. Her zaman denk gelmeyebilir. Uy, basmıştım aslında var ya. Neyse. Rakip öne saldırısı çok bitmiyor ya. Saatlerce sürüyor. Ondan dolayı da böyle bir action yaşıyoruz. Çat 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 çat. Ha tabii düşüşe doğru gittiği için üzerindeki yük kayboldu. Abi güzel vuruyor karakter. 3000 5000 Allah ne verdiyse vuruyor işte. Daha ne yapsın? Ve oynaması da basit. İşte birazcık da bağışıklığı maaşıklığı falan olsa çok yakışıklı olacak ama bağışıklığı yok. Ya en azından bir yakma bağışıklığı verin abi. Anka kuşu la bu. Anka la. Her yerinden alev çıkartıyor. Puh yapıyor. Anka kuşunun da artık yakmaya bağışıklığı olmasa kimin olacak ya? Hiç kafası çalışmıyor abi kabamın. Baksanıza abi her yerinden ateş çıkartan bir kadın yakma yiyor. Çat. Hop tekrardan yükleri alıyor. Çok güzel bir şey ya. Artık ileride birkaç tane daha Anka kuşu videosu görürsünüz arkadaşlar R5. Hem böyle gameplay tarzında tüm özelliklerinin olduğu bir video. Hem de normal acaba destansta falan nasıl oynar, normal maceralarda nasıl oynar. Onunla ilgili de videolar görebilirsiniz. Bir L2 atalım o zaman abi. Yakarım bu gezegeni. Yakarım lan bu gezegeni. Ve 228 derdi arkadaşlar. Anka kuşuyla kış askerinde geçmiş oluyoruz. Yeni R5'imiz Prestij Kraliçesi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kadın karakterler içerisinde en iyi Prestij karakteri, kozmik içerisinde en iyisi, genelde de 3. sırada arkadaşlar. İnşallah artık bunları bir 200 kopya yaparız be abi. Vallahi 200 kopya yaptık mı var ya çok güzel olur ha. Hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.